kurbanı bu güvenlik görevlisi ve Sami Yılmaz'ın eşi, az önce Yasin Dalkılıç da aktardı, adaletin tecelli etmesini istiyordu. İki çocuk annesi Yıldız Yılmaz ve eşim böyle bir ölümü hak etmedi. 6 tane cinayet işleyen bir seri katilin nasıl serbest kaldığını anlamış değilim diyerek isyan etti. Biz de anlamış değiliz. Yani 6 tane insanı katleden birisi nasıl 16 yıl yatıp serbest kalıyor? Enteresan bir detay vardı. Az önce muhabir arkadaşımız da aktardı. Polis önce cezaevini arıyor. Yani bu katil zanlısı içeride mi, hala tutuklu mu yoksa çıktı mı diye. Doğrudan şüphelenilen kişi bu, eski dosyalara bakıldığında cinayet büramediğinde. Ve 16 yılda serbest kalmasını şimdi biraz konuşalım istiyoruz. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gerçekten tüyler ürperten bir cinayetler serisi. Önce şunu soralım. Yani 16 yıl yatıp çıktığı bir bilgi olarak elimizde var. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani 6 kişi öldüren birisi 16 yıl yatıp nasıl çıkar? Denetimli serbestlikle nasıl çıkar? Ya da nasıl bu kadar az ceza alabilir? Şimdi klasik cümlelerle başlayacağım. Biliyorsunuz anayasada en önemli insan hakkı ve hürriyeti yaşama hakkı. Hiç kimse öldürülmeyi hak etmez. Dolayısıyla eğer öldürme fiilini işliyorsa, bunun haklı nedeni, meşru savunma gibi bir haklı nedeni yoksa, görevini ifası gibi, elbette buna karşılık bu suçu işleyenin en ağır cezayla cezalandırılması gerekir. Bizde bir de 1984 yılından itibaren fiilen, 2004 yılından itibaren de anayasa ve yasa gereği idam, yani ölüm cezası tatbik edilmiyor, kaldırıldı. Yani insan öldürmenin, nitelikli şekilde insan öldürmenin cezası, birden fazla insan öldürmenin cezası ölüm cezası iken, bu şimdiki adıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis, o dönemde de benzer bir isimle anılmaya başladı. Şimdi bu işin bu kısmı. Diğer kısmı da, yeni kanun buna izin vermiyor ama eski kanun döneminde birden fazla öldürme suçlarını işleyen kişilere karşı cezaların içtimağı denilen, yani toplanması denilen bir müessese vardı. Bu eski Türk Ceza Kanunu'nun 70 ve 73. maddelerinde, bu konuyla ilgili olanı söylüyorum, düzenlenmekteydi. Yani birden fazla kişiyi öldürmüşse ve bundan dolayı da birden fazla ceza almışsa, bunların bir kalemde toplanması. Şimdi ölüm cezası olmadığı için yerine uygulanacak, diyelim ki ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet ağır hapis cezası, bunların tatbik. Şimdi siz şunu düşünüyorsunuz, bu ölünceye kadar yatacak herhalde. Hayır, değil. Örneğin ağırlaştırılmış şimdiki adı müebbet, o dönemde müebbet ağır hapisin, yani ölünceye kadar olması gereken ve hücrede çekilecek, bunun belli bir dönemi, ölüme kadar yatması gibi bir durum olmaz. Çünkü koşullu salıverilme var. Nedir? O da kanunda gösterilen sürede bir kişi iyi halli olarak ceza infaz kurumunda kalmışsa, o artık uslanmıştır, topluma tekrar gönderilebilir, salıverilebilir. Dolayısıyla bu ağırlaştırılmış olanda, yani birden fazla kişiyi, bu yeni dönemde yok, birden fazla kişiyi, bu kişinin son işlediği suçu, işlediği kabul edilen suçu bir kenara koyarsak, bunlar hep eski kanun döneminde, yani 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar. Dolayısıyla o işlenen suçlardan dolayı bu şahsın azami yatacağı 30 yıllık hapis cezası süresi var. Dünyanın birçok yerinde bu uygulama var. Ama şimdi sizin probleminiz şu, ölüm cezası yok. Ölünceye kadar içeride tutmuyorsunuz. Bir de buna affı eklerseniz, ki bunun adı, bu şahsa tatbik edilen affın adı, bilinen adıyla kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinir. 4616 sayılı kanun. 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından 10 yıllık bir ceza indirimi ve geri kalanında yine koşullu salıverilme suretiyle çektirilmesi denilen bir yöntemin benimsendiği, bu bilinen, yani kamuoyuna mal olmuş bir af sistemidir. Ki şimdi de şu zamanlarda biz affı tartışıyoruz. O da eklendiğinde bu şahsın biraz önce söylediğim 30 yıllık cezası, biraz önce sizin bahsettiğiniz 16 yıla veya ona yakın bir tarihe düşecektir. Yani netice itibariyle baktığımızda, eğer bu şahıs bu suçları işlemiş ve bunlar da sabit bulunmuşsa, dosya içeriğini bilmediğim için ve sizin haberinize dayanak olarak konuşuyorum. Çünkü hukukçu dosyaya bakmak durumunda. Ben bu suçu işlemiştir işlememiştir diyemem, ama bu suçları işlemiş ve bu ceza tatbik edilmişse, suç tarihleri itibariyle cezaların toplanması müessesesi uygulanmış,
azami hat diyelim 30 yıl, o arada bir Rahşan affı çıkmıştır bazı suçlar yönünden. Çünkü tarihler onlara uyuyor anladığımız kadarıyla. Bunun da tatbiki suretiyle şahsın o 30 yıl kadar çekmesi gereken, bırakın ölüm cezasını, bırakın ölünceye kadar yani içeride kalmasını ceza olarak tatbikini, işte belirli bir süre yatmış, Rahşan affı da tatbik edilmiş. Ondan sonra da sizin deyiminizle elini kolunu sallayarak çıkmış. Biz buna böyle söylemeyiz ama kanundan yararlanmış. Neticede bu şahsın bu işlediği yani bir cinayet ve sonrasındaki 6 cinayetle alakalı ilk değerlendirme bu şekilde yapılır. Bunun dışında eğer bir infaz hatası varsa, erken çıkarılmışsa, hata yapılmışsa bu hatanın da tabii tamamlanması, eksiklik varsa müddetnamesinde bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Ha şimdi gelin şuraya. Bu adalet midir? Doğru mudur? İsabetli midir? Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hep tartışılır. İşte ölüm cezasını şimdi tartışıyoruz. Tabii İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde, Avrupa Konseyi nezdinde ciddi sorunumuz var. Bunu getirdiğimizde başımız sıkıntıya girecek. O takdirde acaba bunları ölünceye kadar çektirememeliyiz? Çünkü bunlar efendim hayatı sona erdiriyor. Devletin güvenliğine karşı suç işleyenlerin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin koşulu salıverilmesi yok. Onlar ölünceye kadar içeride. Şimdi bunlar da uygulanamaz mı? Uygulayabilirsiniz. Ama uygulamıyoruz. Şimdi de uygulamıyoruz. Şu anda ama her bir kişi öldürdüğü kişiden ayrı ceza alırsınız. Yine diyelim ki 40-42 yıllık bir hapis cezasını içeride geçirmek durumunda kalırsınız. Ama yarın bir af çıkarırsanız bunu öldürme suçunu işleyenlere tatbik ederseniz ve benzer uygulamanın şimdi de yani 1 Haziran 2005 tarihinden sonra infaz ağırlaştırıldı, koşullu salıverilme zorlaştırıldı, cezaların toplanması kaldırıldı. Bunların hepsini biliyoruz ama önemli olan bir an önce yargılamayı yapıp varsa suç, tespit edilmişse cezası neyse onun tatbiki, ertelenmemesi, affedilmemesi netice itibariyle niye? Çünkü o toplumda kurallara inanç, kanunlara inanç nasıl sağlanabilir? Suç işlemiş kişiler varsa bunların tespiti, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi ve o cezanın suç işlemiş kişiye çektirilmesi ve bunun toplum tarafından hemen görülmesi. Yani geç gelen adalet, adalet değil. Bizim burada tartıştığımız konu ne? Siz gayet net bir soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki, arkadaş toplam 8 kişiyi öldürdüğü kabul ediliyor. Habere göre öyle. Şimdi birisi tamam bu zamanın ama bu 7 cinayetinden birisi yaş küçüğü olduğu nedeniyle belki haksız tahrik indirimi uygulandı. Yine dosya içeriğini bilmiyorum ama şu 6 cinayet var, 6 öldürme var. Yani bu şimdi reva mıdır? O 6 kişi hayatı bitmiş. Onların aileleri, çocukları, çevreleri, arkadaşları artık yok. Yani bunlar yararlanamıyor. Bunlar bak göremiyorlar. Yani şimdi bu şahıs elini kolunu sallayarak dolaşacak ve sonra siz adaleti yerine getirdik diyeceksiniz. Evet, isyanınızı ve eleştirinizi anlıyorum. Toplumda da bu sürekli gündeme getiriliyor. Şu anda idam cezasının çağrılarının yapılmasının temel sebeplerinden birisi. Bu işte cinsel istismar sonucu, çocuk öldürmeler, yine kadın cinayetleri bunlar baktığınız zaman. Ha bunlar bu cezalar bunları önler mi? Önlemez mi? Bu ayrı bir konudur ama doğrudur. Kabul ediyorum. Bir insan hayatının kasten sona erdirilmesi durumunda ortada meşru savunma yoksa, görevini ifası yoksa elbette o insanın idam edilmesi, ölüm cezasıyla cezalandırılması veya bunu tatbik edemiyorsan ölünceye kadar veya önemli miktarda yani 30 yıl 40 yıl bu cezayı çekmesi suretiyle ondan sonra uslandığının belki iyi hali varsa kabul edilerek toplum içine bırakılması. Bu şahıs akıl hastası değilse ya bir haklı sebebi yoksa yani meşru savunma saldırı altında bu fiili icra etmemişse evet tuhaf kabulü mümkün değil. Bizde bir de eski kanunda da yeni kanunda da hayata karşı suçların cezaları çok ağır ama ağır da ne kadar hızlı yargılayabiliyorsun ve o cezaları ne kadar doğru dürüst çektirebiliyorsun. Ana sorun bu. Bu şahıs da cezaların toplanmasına ve rahşan affına takılmıştır. Bunlardan yararlanmıştır ve bu yararlanmalar sonucu habere göre, bana gelen bilgilere göre budur. Ama bana dosyayı getirirseniz, müddetnamesini getirirseniz size net bu konuda budur, budur. Kanunlarda bu şekilde öngörmüştür. Bu konuda yargı mensuplarına kimse bir şey diyemez. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu çıkarır. Siz yargı mensupları olarak, avukat olarak, savcı olarak, hakim olarak ancak onları tatbik edebilirsiniz. Ha doğru tatbik ettiniz, etmediniz. Bu her dosya, her somut olayın özelliği bakımından ayrı tartışılır. Ama buradaki isyanı, evet ağır sonuçları itibariyle hak etmiş cezanın çektirilmemesi itibariyle kabul ediyorum. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk hukukunun kronik bir sorunudur. Şu anda da biz bu zamanlarda da idamı tartışıyoruz.
tuhaf, bir diğer taraftan da affı tartışıyoruz. Ben de tam onu soracaktım Sayın Şen. Yani şöyle iki şey soracağım aslında. Bir idamı, buyurun, bir affı tartışıyoruz. Beraberinde bir de şu iyi hal indirimi, denetimli serbestlik. Doğru. Yani birisi, doğru, bir cinayet işliyor. Çocuk istismarı söz konusu. Her şey ortada, evet, delilleriyle. Takım elbiseye girip hakimin karşısına çıktığı zaman, yani zannediyorum buna bir vatandaş olarak sadece ben değil, bütün toplum haber bültenlerinde bunu izlediğinde isyan ediyor. Yani bu takım elbiseyi giyip hakimin karşısına çıktığınız zaman iyi hal indirimi mi alıyorsunuz? Bu nasıl bir şeydir? Şimdi Mehmet Akif Bey, tabii müesseseleri doğru dürüst anlayıp tanımlamak lazım. Ben sokağı anlıyorum, insanları anlıyorum. Kurallara uyduğu için, o kuralların karşılığında kurallara uymayanların cezalandırılmasını bekleyenleri anlıyorum. Adaletin tesisini, adalet arayanları anlıyorum. Şu anda en önemli sorunlarımızdan birisi bu. Peki, yargı bağımsızlığını tartışıyoruz, tarafsızlığını tartışıyoruz. Tüm bunları biz tartışıyoruz. Haklı. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiçbir güvenlik olmaz. Ne canınız güvende olur, ne mülkiyetiniz güvende olur. Neticede bunu devlet temin etmek, sağlamak zorunda. Yargı da millet adına yargılama yapandır. Ama netice itibariyle mesela takım elbise indirimi dediğiniz mesele esasında somuta baktığımızda iyi hal indirimi dediğimiz her somut olayda kişiyi yargılayan hakimin objektif ve sübjektif görüşleri olur. Kanuna bakan. Biz buna takdiri indirim nedenleri deriz. Türk Ceza Kanunu 62. maddesinde düzenlenmiştir. 1926 yılından bu tarafa da vardır. Şimdi ama birkaç meselede efendim takım elbise giydi, kravat taktı diyerek eğer bunu bu şekilde küçümsersek ve dersek ki kardeşim böyle bir şey olamaz, bu kaldırılsın, o zaman siz cezaların bireyselleştirilmesinin önüne geçersiniz. Belki iki meselede vicdana rahatlatan bir uygulama yaparsınız ama diğer yerlerde evet ya bu şahsın esasında mahkemede ortaya koyduğu kişilik, tavır, pişmanlığı, tüm bunları mahkemeye 1/6 oranında, 1/6 oranında ceza indirimi yapma yetkisi tanısın. Bu cezanın bireyselleştirilmesi bu şekilde sağlansın. Ama Sayın Şen, çok özür dilerim. Çok, buyurun, özür dilerim, bölüyorum. Bir çok kısa bir yeni bir şey var elimizde. Güvenlik görevlisi Hamdi Kayapınar'ın eşi konuştu. Onu bir verelim, izleyicilerimize paylaşalım. Ondan sonra, tamam, devam edeceğiz konuşmaya. Eşim uzman çavuş olduğu için aynı zarar şeyi düşüyor genelde. 2 milyar 200'e düştü. O yüzden kızım da üniversite okuyor, 2. sınıfta okuyor. O yüzden çalışmaya karar verdi. Bu ölümüme hiç yakışmadı. Bu ölümüme yakıştıramıyorum ben. Yavralıyorum bu. Bu seri katili kim bıraktıysa. Bizim suçumuz, günahımız neydi? Şereflice askerliğini yaptı. Ama sonu bu olmamalıydı. Evet, eşi de konuştu. Evet. Sayın Şen'le konuşmaya devam edeceğiz. Ersan Şen, Profesör Doktor, son kurbanın eşi bu arada. Bunu da hatırlatmış, evet, olalım. Kaldığınız yerden lütfen devam edin. Dinlediğimiz zannediyorum. Yani isyan ediyor ve çok gerçekten haklı bir isyan. Haklısınız. Sözün bittiği yer burası. Söylenecek hiçbir söz yok. Ben idam cezasının taraftarı bir hukukçuyum. Bunu her zaman söylüyorum. Can alan can verir. Neticede eğer siz bir insanın, bir çocuğun, bir gencin, bir aile babasının, bir annenin yaşamını sebepsiz, hiçbir haklı, hani öldürmenin sebebi olamaz, haklı sebebi ama ya silahını beğendim ya, yani bir tartışma bile yok, silahını beğendim. Evet, eğer bu şekilde ortadan kaldırmışsanız, ben özellikle hayata karşı işlenen suçlarla sınırlı olmak suretiyle bunu kabul ediyorum. Ölüm cezası tatbik edilmeli ama ölüm cezasını bizim şu anda fiilen tatbik edebilmemiz, hukuk sistemimize getirebilmemiz, bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmeler nedeniyle mümkün değil Mehmet Akif Bey. Bu bir. Ama ölüm cezasını uygulamamak demek, hayata karşı bugün korunan en önemli hukuki yarar, bunu ihlal eden, bir kimsenin hayatını sona erdiren kişinin ölünceye kadar cezaevinde tutulması veya önemli bir süre cezaevinde tutulması veya aftan mahrum bırakılması veya af tartışmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk'ünün gündeminden çıkarılması suretiyle sağlayabilirsiniz. Bu suç ve ceza siyasetinde istikrarla kazanılacak, elde edilebilecek bir durum. Şimdi bizim konuştuğumuz ne? Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun tutukluluklar, uzun yargılamalar, geç gelen adalet, efendim işte karanlıkta kalan suçlar, faillerin ortaya çıkarılamaması. Ama burada konuştuğumuz ne? Fail örneğin burada bulmuşlar, cezalandırmışlar. Ama bu yargı mensubunun veya kolluk görevlisinin sorunu değil ki. Bu ülkenin kanun koyucusu, parlamentosu İki kanun çıkarmış. Birisine cezaları toplayın demiş. Birden fazla ceza alırsa diğerinde de bunu affettim demiş kısmi olarak. Şimdi buna kimse bir şey yapamaz. Ha?
Buna kim isyan eder? Halk isyan eder, mağdur isyan eder, çevre isyan eder. Netice itibariyle der ki ya kardeşim ifadesi bile korkutucu. 8 kişinin öldürülmesi ne demek? Siz çünkü önemli olan suç işlendikten sonra faili yakalayıp cezalandırmanız değil. Önemli olan o hayatın korunması, önlenmesi. Biz bunun için varız zaten. Yoksa suç işlemiş kişiyi buldun cezalandırdın. Evet, caydırıcılığı, ödeticiliği, uslandırıcılığı ama önemli olan önleyicilik. Burada vatandaşın isyanı şu. Ya diyor ki bu kadar suç işlemiş bir kişiyi tespit edip, efendim, tedbir edip, etrafı koruyup kollayıp niye diğer insanın, bir başkasının zarar görmesini engellemediniz? Niye siz sosyal devlet olarak, hukuk devleti olarak bunun gereğini yerine getiremediniz? Evet, haklı. Bu isyana hiçbir şey diyemiyorsunuz. Zaten biraz önce söylediğim konuda da bir taraftan idamı tartışıyorsunuz, diğer taraftan affı tartışıyorsunuz. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk'ün kafa karışıklığı içinde olduğu nokta şu. Hukukun evrensel ilke ve esasları vardır. Bunlar 27 adettir. Buna göre kanun çıkarırsın ve tatbik edersin. Ama bakıyorsunuz, efendim ben suçsuz yargılandım, ceza aldım. Biliyorsunuz bir FETÖ-PDY dönemi geçirdik. Bundan dolayı yapılan yargılamaların yenilenmesi durumları gündeme geldi. Ve ondan sonra şimdi tekrar af gündeme geldi. İşte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Tüm bunlar esasında toplumun inandırıcılığını, hukuka, yargıya ve adalete olan inandırıcılığını sarsıyor. Dolayısıyla olması gereken de siz korunan hukuki yararları belirleyeceksiniz. Hakkaniyete, adalete uygun o suçları işleyenlerin cezalarını tespit edeceksiniz. Ve o suçları işledikleri iddia edenleri, hukuk devleti olduğunuz o şüphelilere, sanıklara haklarını temin edeceksiniz. Yargılamalarını bir an önce yapacaksınız. Ha, suç işlemişlerse de bunları tespit edin. Cezalarını tam layıkıyla çektireceksiniz. Başka çaresi yok. Mesela akıl hastası diyorsunuz, bırakıyorsunuz. Denetimli serbestlikte diye bırakıyorsunuz ama takip etmiyorsunuz. Takip etmediğiniz bu şahıs gidip yarın başka birisinin, günahsız insanın canını yakıyor. Şimdi bu durumda insanlar isyan eder. Haklı, ben buna hiçbir cevap veremem. Benim size sadece söyleyeceğim şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 Haziran 2005 tarihinden önce evet ceza infazları zayıftı. Daha sonra sertleştirildi. Ama bu sertlik ara ara aflarla bozuluyor. Şimdi affa karşı gelseniz içeridekiler isyan ediyor. Affı getirseniz efendim dışarıdakiler isyan ediyor. Siyasetçi kendisine göre nabız tutuyor. Bence bu işi kanaatimce kolluğa, savcıya, hakime, mahkemeye bırakmak ve en doğruyu onların bulacağına inanmak lazım. Yani burada kravat, takım elbise üzerinden tartışıp o öyle önemli bir müesseseyi kaldırmanın cezaların bireyselleştirmesi açısından faydası olmaz. Ama o suçun tespiti, suçlunun tespiti, bir an önce cezalandırılması ve infaz edilmesi de şu anda dünya üzerinde hapis cezası dediğimiz, bunun bir başka alt versiyonu para cezası, bunun dışında tatbik edilecek bir sistem yok. Ama önemli olan suçların önlenmesi. Hayatları yani en azından bazı suçlarda bu cinsel istismar, tecavüz, ondan sonra hayata adam öldürmek suçlar gibi, yani bunlarda doğru, bu iyi hal meselesini. Bir de çok kısa vaktimiz açık. Çok söyleyebilirim Mehmet Akif Bey, lütfen bir müsaade ederseniz. Lütfen. Bizde iyi hal meselesinin olmadığı bir yer var, biliyor musunuz? O da devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, işte şu darbe dediğimiz meselelerde insan ölünceye kadar çeker. Ama hayata karşı suçlarda bunu göremiyorsunuz. Mesela bizde affın yasak olduğu bir suç vardır, ormana karşı suçlarda. Ama hayata karşı suçlarda affı yapabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 5'te 3 çoğunlukla toplansın, 600 milletvekilinin çıkarır veya örtülü af gibi çıkarır. Yani tam bir af çıkarmaz. Der ki şu kadar kısmını azalttım, bu kadar kısmını iyi halli saydım, şu kadar kısmını denetimli serbestlikte geçirilmesini. Yani buradaki sorun ne? Toplumu işte suç işleme eğiliminde olanların inandırıcılığını. Çok özür dileyerek böldüm, bir cümle. Devlet, çok önemli bir şey söylediniz çünkü az önce. Yani devlete karşı işlenen suçlarda bu ihalenin olmadığını söylediniz. Büyüklerimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Devlet önemlidir ama hayata karşı işlenen suçlarda da çok kritik. Onun üzerinden affa dair çok kısa lütfen toparlayalım yavaş yavaş. Şöyle, yakın zamana kadar. Yani bu af meselesi içerisinde bunlar var mı mesela? Herkes bundan ürperiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı döneminde biz devlete karşı işlenen suçlarda bunu gündeme alabiliriz. Tabii o dönemde FETÖ-PDY yoktu. Ama insana karşı, kişiye karşı işlenen suçlarda devlet böyle bir tasarrufta bulunamaz. Meclis böyle bir tasarrufta bulunamaz. Esasen devlet dediğimiz başka bir mekanizma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyorum. Neticede affı sadece o çıkarabilir. Cumhurbaşkanı çıkardı. Özel haklardır. Yapamayız dedi. Şu ana kadar hayata karşı suçlarda, kişinin vücuduna karşı suçlarda o tarihten sonra bir af getirilmedi. Hep kapsam dışı bırakıldı. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir talebi oldu. Ama diğer taraftan yine iktidar partisinden de
Ekim ayında idam cezası ile ilgili İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne rağmen bir teklif gideceği görünüyor ki o çok riskli. Onun risklerini başka bir programda tartışırız ama şu anda gözüken hayata karşı suçlarda, insana karşı suçlarda, cinsel saldırı, cinsel istismar gibi suçlarda bu affın kapsamında düşünülmediği yönünde bir izlenim var. Ama diğer tarafta evet. Örgüt suçlarında, devlete karşı suçlarda FETÖ'de, PYD'de getirebilecekler mi, getirirler mi, böyle bir düşünce var mı, ne olur? Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim ayında açıldığında görebileceğiz ama evet. Esas olan şu, benim ifade etmek istediğim şu, kurallar vardır. Bunlar hukukun evrensel ilke ve esaslarıyla teşkilatlandırılır. Bunlara herkes uyar. Uymayana da gereği yapılır. Mesele budur, infaz evet. Edersiniz. Sistemi kurup bu konuda toplumsal inandırıcılığı tespit ederseniz, sağlarsanız bu işler yürür. Yoksa sürekli insanlarda bir af beklensi, sürekli ya, tahliye olayım bundan sonra zaten bir şekilde 3 sene 5 sene davam devam eder sonra da kurtulurum mantığını sokaktan kaldıramazsınız. Evet, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ersan Şen. Aktardığınız notlar için devam edeceğiz manşete.